Bu zamana kadar izlemiş olduğunuz bütün tek teker nasıl yapılır videolarını unutun. Bu anlatacağım en iyisi olacak. That was fire, bro. Wow. Hey, chill, I'm still going. Riding the Maserati, catch a body, she a hottie, call a shawty, look like a Barbie, catch a like Cardi, throw a party. Ben bütün videoları izledim, tek teker nasıl yapılırdan tut her şeye kadar. Birçoğu anlatılması gerekenlerin çoğunu anlatmıyor. Bazıları anlatıyor, diğerleri onu anlatmıyor falan filan. Tek tekerde gidiyorum, atıyorum. İşte tek tekerde... Bakma bak, dikkatimi dağıtıyorsun. Hareket dener misin Allah için bak. Zaman kaybetmeyelim. Atıyorum tek tekerde gidiyorum, dengem bozuluyor. Yok, birkaç pedal atıyorum, pedal boşa dönüyor, öyle düşüyor. Veya en ufak pedala bastığında direkt beni geriye atıyor. Bu sorunların hepsini bütün detayıyla anlatacağım. Sizden tek ricam kanala abone olun, videoya like atın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Bir 10-15 dakika sürecek zaten. Bundan sonra öğrenmiş olacaksınız. Bunların hepsini ben size açıklayacağım. Şimdi yapmanız gerekenler ilk öncelikle eğer güzel bir bisikletiniz varsa 2-0 öndesiniz demektir. Güzel bisikletiniz olmasa bile yaparsınız. Her bisiklette yapılır. Kimi bisikletlerde evet birkaç pedal atılır gidemezsin çünkü freni yoktur. İlk önce güzel bir freninizin olması gerekiyor. Eğer hidrolik frense bu iş tamamdır. İkincisi en başta şunu söyleyeyim. Kendiniz hiçbir şekilde gözünüzde büyütmeyin. Herkes yapar bunu. İsteyen herkes yapar. Sadece uğraşmanıza kalmış bir şey bu. Ön frene bakıyorum. Çok güzel tutuyor. Tamam. Ondan sonra koltuğu şöyle kaldıracaksınız. Koltuğa oturduğunuzda ayağınızı bu kadar da düz açmanıza gerek yok. Ayağınızı açtığınızda dümdüz olmasın. Çünkü bu sefer de denge biraz bozulabiliyor. Onun için oturduğunuzda şöyle biraz bunu indiriyorum. Bu yeterli mesela. Baktım, pedalı en aşağı doğru indirdim ya. Dümdüz olacak şekilde. Bunun sebebi pedal çevirirken rahat hareket etmeniz için ve koltuk yukarıda olunca ağırlık merkezi arkaya doğru düştüğü için siz burada daha rahat gidersiniz. Yani burada mesela atıyorum koltuğu indirdiğimle koltuğu kaldırdığımda fark şöyle. Koltuk aşağıdayken ağırlık öne doğru bindiği için öne çekmeniz zor oluyor. Eğer koltuk yukarıdayken hani en ufak pedala abansanız bile arkaya kalkacaktır. Şimdi en başta bilmeniz gerekenleri sayıyorum en baştan. Güzel bir freniniz olacak. Direksiyonu güzel tutun. Bütün iş %90 ayakta bitiyor. Ayağınızla pedalı yukarıdayken bakın şuradayken çok da yukarıda olmasın. Şurası yeterli. Normal bir hızda çok yavaş değil çok hızlı da değil ilk başta. Vitesi 2'ye 3'e alın arkadaşlar. 2'ye 3 çünkü şöyle göstereyim hemen size. Bakın pedal çevirmen çok rahat şu anda gördüğünüz gibi. Böyle ve ayağımı da rahat açıyorum. Pedal yumuşak olduğu için vites, vitessiz bisikletlerde de yapılır da o biraz zor olur ama vites varsa mükemmel demektir. Geldim bakın yukarıdayken ilk başta maşaya bastıracağım. Maşaya bastırması çok önemli. Maşaya bastıracağım. Maşanız güzel çalışıyorsa bu da bir katkı sağlar. Bayağı katkı sağlar hem de. Maşaya bastırın tamam mı? Kendinize az bir şey öne verin. Ayaktayken başlayıp oturmanız çok önemli. Tek teker yaparken ayağa kalkmayın. Ayağa kalkarsanız ne olur onu göstereyim. Ayakta yaparsanız Suriyeli gibi fazla gidemezsiniz. Kolunuz felaket yorulur çünkü hep ayakta olduğunuz için bütün yük kolunuza biniyor. Siz burada bütün yükü kalçanıza yani koltuğa vereceksiniz ve diğer yükü de ayağınızla pedalla devam edeceksiniz. Örnek gösteriyorum hemen şimdi size. Maşaya bastırdım. Ön pedala abandım sertçe. Kendimi geriye verdim. Ve böyle devam ediyorum. G'ye düşecek gibi hissettiğimde frene biraz kısık kısık basıyorum. Eğer baktım öne doğru düşüyor. Pedalı çevirmeye devam ediyorum. Şunu da unutmayın. Ön tekeriniz hemen durmaması gerekiyor. Şöyle göster. Bak. Şu an gördüğüm en ufak çevirmeme rağmen dönüyor. Hızlı çevirdim. Bakın hala dönüyor. Durmuyor. Bazı bisikletler var. Bazılarında ben görüyorum. Adam ön tekeri hemen çeviriyor, bakıyor tak diye duruyor. Böyle eğer ön teker durursa dengeniz hemen bozulacak demektir. Ayakta veya oturarak hiç fark etmez. Başlama için söylüyorum. Koltuk tam size göre. Fazla indirmeyin. Zaten alıştıktan sonra her türlü benim gibi fazla havada fazla aşağıda falan hiç fark etmez. Her türlü yaparsınız. Ben geldim. Öne eğdim kendimi. Bakın maşaya bastırıyorum. Çünkü maşaya bastırdığımda tepmesi iyi oluyor. Maşaya bastırdıktan sonra bütün iş ayakta bitiyor. Kollar sadece dengeyi sağlıyor böyle. Pedallayıp devam ediyorsun. Hemen gösteriyorum. Orta bir hızla gidiyorum. Öne eğdim. Maşaya bastırıp pedala bandım. Bakın iş ayakta bitiyor. Kolla hiçbir ilgisi yok bunun. Gördüğünüz gibi ayağım ve kendi dengemle ilgili.
Onun için koltuk alırım diyorum. Eğer zaten koltuğu indirdiğinizde o tekel bırakmanız biraz zor olacak. Onun nasıl yapıldığını ben size anlatacağım, tek tek göstereceğim. Şimdi şeye gelelim. Ben tek teker gidiyorum, pedal öne düşüyor. Neden? Çünkü vitesiniz çok yumuşak ve fren kullanmıyorsunuz. Fren kullanmanın en önemli şeyi kendinizi dengelemektir. Fren kullanarak kısık kısık dengeleyerek kendinizi istediğiniz kadar gidersiniz. Bu bisikletlere senter noktası diye bir şey var. Bu ne oluyor? Frenin fazla ihtiyaç duyulmadığı, tamamen düz pedala devam ederek gidebileceğiniz noktaya deniyor. Her bisiklette bu senter noktası vardır. Tabii kadrosu güzel olanlar da çok daha rahattır. Şöyle mesela. Şunun bir kendi dengesi var. Bunu zaten siz kendiniz deneye deneye artık kavrayacaksınız ve beyin kaslarınız alışacağı için artık rahat yapacaksınız. İlk başta hiçbir şekilde olmaması çok normal. Veya ilk hafta veya ilk ay. Benim bunu öğrenmem 6 ay falan sürdü. Onun için olabildiğince uğraşın ve bırakmayın. Ve hiçbir şekilde moraliniz bozulmasın. Çünkü isteyen herkes yapacaktır. Hemen göstereyim size, bakın neden pedal boşa gidiyor. Fren kullanmıyorum. Bak pedal çok hızlandı. Fren kullanmadan ya çok geriye düşersiniz ya da böyle gördüğünüz gibi pedal boşa gider. Peki ben niye sağ sol dengem bozuluyor? Yani tek teker yapıyorum, sağ veya sola düşüyorum. Bunun sebebi de koltuğa düzgün oturmamanızdandır. Koltuğu bu arada böyle çok düz yapmayın. Az bir şey aşağıya doğru eğerseniz, şu an böyle de olur ama aşağı eğmeniz o kadar rahatlatır ki insana. O kadar rahat yaparsınız ki anlatamam. Ben hep öyle kullanıyorum yani Chrome'da. O şu an burada değil, Hamza'da. Vitesiniz 2.3'te veya 2.2'de. Yani orta yumuşaklıkta. Orta yumuşaklıkta olması şart. Fazla ağır yaparsanız pedal kalkmaz. Fazla yumuşak yaparsanız da hep boşa gider. Çünkü fren kullanmasını bilmiyorsanız fazla yumuşakta giderken ya çok arkaya düşer ya da genellikle öne düşüyor. Başladığınızda orta bir hızla giderken maşaya bastırıp, maşanız çalışmasa bile zaten ağırlığınız da olduğu için bu olay, maşa biraz ekstra sağlıyor yani size. Ekstra katkı sağlıyor. Geldim, öne asıldım. Pedala abanıp kendimi geriye verdim. Bu arada tek teker yaparken bakın şunu söylemeyi unuttum. Videoyu sonuna kadar izleyin dememin sebebi bu zaten. Arada bir aklıma geliyor, sonradan söylüyorum falan. Kollarınız çok düz olmasın. Asla ama asla kırmayın hiçbir şekilde. Bütün dengeniz bozulur. Bakın göstereyim, zaten kambur duracağım böyle. Hani tek teker yaparken kollar şöyle dursun. Çok az kırık. Çünkü sağ sol dengeyi rahat sağlayabilmeniz için. Ondan sonrasında eğer baktığınız sağa doğru düşüyorsunuz ya, sağ ayağınızı açın. Sonra sol ayağınızı buraya doğru şey yapın. Eğer baktığınız tam tersi oluyor, öyle yapın. Kaldırdığında giderken ön tekerin dönmesi zaten çok önemli. Bekle, geleceğim şimdi. Bak kaldırdım. Sağ sol düşecek gibi direksiyonu sağ veya sola çeviriyorum böyle. Atıyorum sağa mı düşeceksiniz? Direksiyonu sağ tarafa doğru çevirin ve dizinizi sağ tarafa doğru açın. Bazıları var hani ben sol tarafa doğru açınca tam tersini yapınca öyle oluyor diyor. Öyle de olabilir. Onu deneyeceksiniz işte. Ve bu arada tek tekerde giderken vites değiştirmeniz bisiklete hiçbir şekilde zarar vermez. İçiniz rahat olsun. Baktığınız çok geriye düşüyorsunuz. Frene fazla basmayın çünkü ne olur? Ben dengedeyken frene fazla bastım ya, tak öne düşer. Zaten geriye düşecek gibi olduğunuzda az bir şey frene basmanız iyi. Ve zaten tek teker yaparken daha çok geriye düşerseniz eğer, bu daha güzel bir şey demektir. Çünkü frene fazla ihtiyaç duymamanız gerekiyor. Öne düşmesi daha kötü. Hem kendinizi dengelemiş oluyorsunuz hem de arkaya düştüğünde bu demek oluyor ki hep senter noktasına gidiyorsunuz demektir. Kolları kırmayın. Bakın gösteriyorum şimdi onu size. Kolları kıracağım. Bak ben bile denge sağlayamıyorum şu an. Böyle olmaz. Kollar çok da düz olmasın. Çok düz olursa da bakın mal gibi duruyorsunuz. Böyle de olmaz. Onun için kollar az bir şey kırık olacak. Gördüğünüz gibi. Sağ sol bakın pedal şey yaparak. Sağa doğru düşeceğimde ayağımı sağ tarafına açıyorum, bunu şey yapıyorum. Veya baktığınızda da olmuyor. Ben genellikle ilk başlarda şöyle yapardım. Baktım sağa sola düşüyorum. Kalçamı koltuktan kaldırıp geri otururum. Ayakta devam etmezdim yani hiçbir şekilde. Her zaman oturmanız zaten en başta önemli olan şeylerden birisi. Burada iş tamamen ayakta bitiyor dediğim gibi ve sizin çalışmanızda bitiyor. Şimdi bir de kolları istediğim gibi yaptığımı göstereceğim size. Kendim öneydim, maşaya bastırıp pedalı yukarıdayken abandım ve aynen böyle dik duruyorum, kolları az bir şey kırarak. Bakın sağ tarafa doğru düşebilir bak, sağ ayağımı açıyorum böyle gördüğünüz gibi ve kendimi böyle dengelemiş oluyorum. Arkadaşlar tek tekerde rahat yapabilmeniz için en önemli şeylerden birisi de fren ayarı. Şöyle göstereyim. Bakın ben bunu sonuna kadar dayamadım. Hafif şuraya kadar yaptım. Tek parmak kullanabilmek için. İki parmak olunca
rahat olmaz. Aktarıcı falan hep böyle sıkışabilir eliniz. Onun için ben her zaman tek parmak kullanacak şekilde. Fren kolunuz kısa olmasa bile bunu buraya çekin. Geniş gidon olması her türlü çok büyük bir avantaj sağlar. Şimdi bunu bir de hızlı versiyonu göstereceğim. Hızlı versiyonuna da vitesi biraz büyütmeniz gerekiyor. Yani ağırlaştırmanız gerekiyor. Bunun sebebi de hızlı veya yavaş hiç fark etmez. Hangi hızla gidiyorsanız o hızınıza göre orta yumuşaklığı alacaksınız ki hem pedalı rahat çevirin çünkü hızınız kesildiğinde devam edeceğinizde pedal ağır gelmesin. Zaten bir de vites değiştirme öğrenirseniz tamamdır bu iş. Gözünüzde de büyütmeyin zaten. Arkadaşlar bakın koltuk hiçbir şekilde böyle olmaz. Böyle yaparsa da bitti demektir. Boş bunda aynen boş boşuna çabalarsınız yani. Onun için koltuğun aşağıya doğru olması her zaman mükemmel olacaktır. Şimdi bakın bu benim bisikletim. Bir de bunu göstereceğim. Mesela bu da diyorsun. Bunun biraz aşağı doğru olması lazım. Tek tekeri öğrenirseniz zaten koltuk havada ve aşağıda hiçbir şekilde fark etmez. Aynen. Her türlü yaparsınız. Ama yüksekte öğrendikten sonra daha rahat yaparsınız. Çünkü bütün iş sizin kendi dengenizde kalıyor. Yani kollar, kolların çok bir işlevi yok. Frene alışmanız için frene tekeri kaldırıp kaldırıp indirin yapmanız gerekiyor. Yani kaldır bas frene, kaldır bas frene. Ondan sonra kaldırdıktan sonra kısık bas indir, kısık bas indir. Ondan sonra pedalla pedalla çok az kısık bas. Böyle yaparak fren kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Beyin kaslarınızı buna alıştırabilirsiniz. Şimdi göster. Kaldırdım. Kaldırdım bak. Tek parmak frende. Tek parmak frende. Sen kaldırdın. Arkaya mı düşecek? Az bir şey frene basın. Az bir şey. Öne mi düşecek? Pedallayın. Yani böyle böyle öğrenirsiniz zaten. Arkaya düşecek fren. Öne düşecek pedal. Arkaya düşecek fren. Öne düşecek pedal. Arkaya aynen. Düşecek fren. Öne düşecek gibi olduğunuzda frene hızlı bir şekilde abanın. Arkaya düşecek gibi olduğunuzda hepsini basmayın. Kısık basın. Freniniz iyi tutuyorsa. Bazılar geliyor freni böyle basıyor. Tabii öne düşersin. Yani hiçbir şekilde bir adam böyle basıyor. Tabii öne düşer. Aynen öyle. Dead spin nasıl yapılır falan, bunlar da dead spin bu arada. Nasıl yapılır bunları da göstereceğiz. Takipte kalın, abone olun. Lastiğinizin havası da iyi olması gerekiyor. Mesela eğer şöyleyse, bu erimiş halde hani şöyle düz kabak lastikler var, onlarla çok çok rahat olur. Fazla dişli bir lastiğiniz varsa eğer zorlanırsınız. Örnek veriyorum şununki gibi, fazla dişli bir lastiğiniz varsa yani çok fazla etkilemez ama düz lastik olması her zaman iyidir. Mesela görüyorsunuz bu Bondralılarda, Kolombiyalılarda lastikler hep Maxxis Hawkhorn. Dümdüz böyle benimki gibi kabak. Bu elimiş hali yani benimki gibi derken şey yapmayın. Şimdi size şeyi göstereceğiz. Tek tekerde giderken sağa sola nasıl manevra yön verilir. Onun için ne yapacağız Hamza? Hayır sağa döneceksek sağa kıracağız. Bazen şey oluyor sola çevirmek sağa, gerekiyor sağa, falan. O kişiden kişiye göre değişiyor. O sizde kalmış bir şey mesela. Aynen. Nasıl rahat hissediyorsan mesela ben sağa dönerken sola kırıyorum. Sola dönerken sağa kırıyorum mesela. Aynen yok. Yok amına geldi. Ben de öyle. Sen YouTube çekme. YouTube çekme. Bak göstereyim bak. Göster bak. Kaldır tekeri. Dön sola doğru. Gördüğünüz gibi bak sol ayağın sol tarafını açıyor gördüğünüz gibi bakın. Böyle. Yavaş kameraya girme. Oğlum zaman işte dönmüyor kamera. Asıl benimki dönüyor oğlum. Nasıl benimki dönmüyor? Bakın gördüğünüz gibi. Dön 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 bırakma bırakma bırakma. Dön 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 at ya spin. Atamadı ben arkadaşlar. Alışamadığım için geri. Gidonu alışmışım. Gidonu ben mağazadan getirdiğim için alışamadı. Gidon çok uzun. Çok uzun gidon olması aslında bakılırsa başlangıç seviyesi. İnsanlar için çok da iyi bir şey değil. Gördüğünüz gibi şunu da unutmayın. Yön verirken sağa mı dönüyorum? İşte sağ kolumu böyle yapayım solu açıyorum. Ya bazen sağa dönerken gidonu sağa sola doğru da kırabilirsiniz. Ya. O dengeyle alakalı bir yani şey. Aslına bakılırsa bir de şunu söyleyeyim. Bana bu zamana kadar kimse öyle adam akıllı öğretmedi. Ben izlemiş olduğum videolar tam. Videolar izledim nasıl yapılır falan ama hani yani dedim ki işsizde bitiyor ya. Bitmiyor. Kendi hatalarınızı fark edin. Bak nasıl yapıyor. Çek onu da. Yani istediğiniz kadar zayıf olun ve istediğiniz kadar kilolu olun. Yapan bak. Yapıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Yapan yapıyor. Gördüğünüz ondan sonra gibi. Demeyin bak, benim bisikletim şöyle, benim bisikletim böyle. Olay burada bitiyor yani. Hatalarınızı bulun. Farklı hatalar deneyin. Hata yapa yapa öğrenirsin. Düşe kalka hiç bunlar sıkıntı değil. Ve pat diye birden teker, yapmaya çalışmayın. Teker çok kolay la. Zaten. Ya bütün hareketlerin başı teker. Teker ama yetiyorsan hiçbir şey yapamaz. Şimdi arkadaşlar ben size demiştim ön teker durursa dengeniz bozulur diye. Hemen onunla uygulamalı bir şekilde göstereyim. Ön teker durdu. Bak dengem acayip bozuldu şu an. Öyle böyle değil anlatamam. Hele bir rüzgar varsa ön tekerin hızlı dönmesi hafiflemesine yarar ön tekerin. Ve ne kadar hızlı dönerse ön teker dengeyi cidden o kadar rahat sağlıyorsunuz. Çünkü hani ivme kuvveti midir artık nedir? Onunla ilgili bir şey yani bu.
Bakın şimdi gördüğünüz gibi koltuk inik. Ben de şu koltuğun inik olması şu an sizi şey yapmasın çünkü alışık olduğum için ben onu yapabiliyorum. Şunu unutmayın. Dengeyi rahat sağlayabilmeniz için hızlı gitmeniz çok önemli. Yavaş giderseniz, fren kullanmayı da bilmiyorsanız denge durmadan sağa sola düşer. Ben de öyle oluyorum. Hatta denge bozulmasını durmadan sağa ayağımı veya sola ayağımı açarak kendimi direksiyonu sağa sola yaparak böyle dengelemeye çalışıyorum. Ben mesela ilk bunu öğrenmeye başladım, baktım hızlı deniyorum ya. Hızlı denerken daha rahat gidiyorum böyle. Nerede lan? Burada tarlada. Kola elini almışsınız. Kola elini aldığında gelen pişmanlık. Bir santim süreyim. Şimdi Rock Rider'da deneyeceğim tek teker arkadaşlar. İn. Ama ben gidiyorum şöyle. Orta bir hızla gidiyorum hatta biraz daha hızlı. Vites 2'ye 4'te. Vites çok önemli, kaça kaç olur. Bunu çok takmayın. Hızınıza göre orta yumuşaklıkta olacak. Ayakta başlıyorum hızlıyken. Kendimi öne eğip pedalı astırdığım an oturuyorum ve devam ediyorum. Bak geri düşecek gibi oldum, frene kısık bastım. İleri düşecek gibi oldum, frene hızlandırdım. Frene diyorum, pedalı hızlandırdım. Böyle kendimi dengeliyorum. Olay böyle. Bakın. Yaklaşık yerde. Güvenlik mesleği. Kolun çok bir işlevi olmadığını şuradan göstereceğim. Bakın kaldırdım ya. Tekel devam edebiliyorum. Hani kolun burada hiçbir işlevi yok. Tamamen kendi şu dengeniz ve gördüğünüz gibi ayak pedallamanız, yani bunu dengeli yapmanız. Fren kısık kısık kullanarak, bakın şu an sentede, senter noktasında, denge noktasında yani. Devam ediyorum, yaklaşma bunu. Gördüğünüz gibi fren kullanarak böyle istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Bunda hiçbir sınır yok. Bu arada burada güzelmiş, çeksene şöyle bir. Zoom yapıldı mı aralarda? Evet, alttan arkadaşım beni çekiyor şimdi. Bakacağım baba. Hızlanıyorum. Gördüğünüz gibi abim, Afgan Süleyman abim çok güzel yaptı. Tamam. Aga helal. Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hakan hareket mi yapıyor? Bunları rahat öğrenebilmeniz için dediğim gibi en baştan olabildiğince denemeniz gerekiyor. Her şeyi anlattım. Harbiden çok emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Bakın sırf temiz bir arazi seçebilmek için etrafı da göster. Bayağı bir yol geldik yani. Decathlon'un burası dedik, hani sessiz, sakin ve güzel mekan. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Burak Uzun'u geçeceğiz inşallah. Hamza da Malatya'dan geldi arkadaşlar. O da stuntçu kendisi. Ama bıraktı, keşke bırakmasaydı. Instagram'daki videolara bakalım. Bizi video çeken ve video en çok emeği geçen arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Ben de bayağı yoruldum. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.